Uluslararası Doktorlar Derneğimizin acil destek ve ENT proje koordinatörü Doktor Taki Murat Topçu Bey'i konuşmaya davet ediyorum. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. ENT konusunda bir soru yapacağım size. Altta E-Darfes Org ENT kısmından gönüllü olarak başvurabilirsiniz. Ama bunun için ENT'de yer almak için profesyonel olmanız lazım. Okulu bitirmiş olmanız lazım. Okulu bitirmiş arkadaşlar varsa, çalışanlar varsa özellikle onlar için öneriyorum. Yani önemli, ona kopya yapıyorum. ENT İmmünoloji Medical Team, sadece medikal ekipler anlamına gelen Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı bir çalışma. Hikayenin başlangıcı şu, Haiti'de 2010 yılında deprem oluyor. 7 büyüklüğünde bir deprem, başkentin 25 km uzaklığında 3 milyon kişi etkileniyor. Haiti'nin nüfusu 11,5 milyon. Ve hükümetin resmi açıklaması bile 316 bin kişi ölüyor arkadaşlar. Yani hemen hemen 33 kişiden biri ölmüş oluyor. Etkilen 3 milyon kişi var. Alttaki ifade resmi raporlarda bütün hastaneler tahrip olmuş veya kötü bir şekilde hasarlı ve terk edilmiş durumda. Şimdi deprem burada ne oluyor? Bütün dünyada yardım ekipleri gelmeye başlıyor. Mühendisler geliyor, ama kurtarmazlar geliyor, yardım edilmeye adamlar geliyor. Haiti'de dayısı oluyor ama havalarına gelince numara oluyorlar. Muhatap yok. Ulaşım sistemi çökmüş, haberleşme yok. Telefon bağlantısı yok, diğer hatlar çalışmıyor, tesisler çalışmıyor. Tam bir şaşkınlık durumu söz konusu. Ben bunu Marmara depreminde yaşamıştım. 99'dakinde işte Sakarya'da görevlendirilmiştim, oraya gitmiştik. Bizi bir kriz masası karşıladı, bir vali dedikleri bir adam var. Adam deprem yaşadığı için tam bu şokta ne yapacağını bilmiyor zaten. Ve her orada olmuş demek ki. Bir muhatap yok. Kimin nereye gideceğini yapacağı belli değil. Organize eden kimse yok. Morgda hızlı bir şekilde bulunuyor. Deprem 12'sinde deprem oldu. 10 gün sonra 80 bin kişi toplu olarak defnediliyor. Böyle dramatik bir tablo var. Yani insanlar ölünce de insan gibi defnedilme hakkı vardı ama maalesef orada o karmaşada olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün case dedikleri raporlamalar vardı. Aslında case'ler çuvallamalardır aslında. Somali'deki çuvallamalardan çıkartılan ders. İşte Afganistan'da ne hatalar yaptık, Kosova'da ne hatalar yaptık. O case'lerden ifade bunlar. Her şey düzensiz ve karmakarışıktı. Kimin nerede ne yaptığı belli değildi. Sağlık ekiplerinin hataları sebebiyle. Çok önemli bir ifade bu. Sağlık ekiplerinin hataları sebebiyle yüzlerce insan öldü veya kalıcı organ hasarı sebebiyle sakat kaldı. Yani ne diyor? Fiyasko. Çuvallar diyor yani. EMT'nin başlangıcı aslında şey bu. Pump dili bu. EMT ne? Acil durumlardan veya felaket durumlarından o bölgede çalışacak etkilenen insanları tedavi etmekle görevli, kendini bu işe adamış sağlık personeli, doktor, hemşire, sağlık ekipleri. Sadece sağlıkçılar da değil, çocuğu da var, elektrikçi de var, gıda da var. Bunlardan bahsedeceğim. Dünya Sağlık Örgütü ve partnerleri tarafından belirlenen belli standartlar var. Bu standartlara göre çalışan ve gittiği yerde ulusal sağlık sistemi konuşturmayan ve herkesin standart eğitimden geçtiği bir yapı oluşturulacak deniyor. Bu standartlar 2013 yılında hazırlanıyor. İşte Blue Book, Red Book gibi bazı şeyler var. En son 2017 yılında revize edildi zannımca. 2014 yılında Cenevre'deki merkezi de EMT ile ilgili bir birim kuruluyor. Yani kurumsal alanda da EMT birimi kuruluyor. Dünyadaki EMT'ler buraya kaydoluyorlar. Sınıflandırma, 3 tane sınıflandırma ondan bahsedeceğim. Hangi sınıftalar, kapasiteleri nedir, kaç kişiden oluşuyorlar, bunlardan bahsediyor. Ve yeni bir küresel kayıt sistemi oluşturuyorlar. Şimdi bu az sonra ondan bahsedeceğim. Ulusal sağlık sistemimizin bir konuşma bak dedik ya, ben 2013'te Filipinler'de Tayfun'a gittim. Hayyan Tayfun olmuştu, Tacloban'da. 50 bin kişi ölmüş. Böyle 62 saatlik uzun bir yolculuktan sonra gittik oraya. Kara hava, deniz yolunu kullandık. Ben çok az koku alırım. Cesetler vardı 7. gün oraya gitmemize, maske takmak zorunda kalmıştım. Oraya gittik, tabii İstanbul havaalanında bir kırmızılar giymişiz. Arkamıza Türkçe, İngilizce arama kurtarma ekibi yazıyor. Çok havalı bir şey, çok hoşuma gitmişti öyle. 8 kişi uçağa bindik, böyle kırmızı gidiyoruz oradan. Ahmet'e soruyor, siz kimsiniz?
Takdoban'a gidiyoruz falan. Mesela Van depremi olunca burada Van neresi biliyoruz ama Yaman diyor Van'ı bilmez. Onlar Takdoban'ı biliyorlar. Neyse bir koş sesler falan geliyor. Siz nereye gidiyorsun dediler. Biz Türk Hava Yolları'na gittik. Seviyorsun işte. İşte Tayfun'a doğru gidiyoruz. Neyse bize fotoğraf falan çekildi. Gelin de koş seslerle fotoğraf çektiler. Onlar bize çekilmişti. İndikten sonra bütün artan yiyecekleri bize verdi. Böyle iki çuval yiyecek aldık neredeyse. Yani sandviçler, yiyecekler, meyve suları, kolalar falan. Tabii seyahat 62 saat sürünce bunu iyi anlattım. İşte bir gece bir yerde kaldık. Ertesi gün gemiyle gittik, işte tırla gittik falan filan. Takdoban'a gittiğimiz zaman her şey gitti. Aç kurtlar gibi oraya düştük. Mesela araba kurtarmaca ekibimiz var 6 tane, 2 de doktoruz. Yardım yapacağız diyorum, işte kahramanlık yapacağız. O hastanelere gideceğiz, sahile gideceğiz ama açız. Ya bu duruma düşmeyin diyor sağlık örgütler. Bunu biz yaşadık, o yüzden çok şey kıymetli buluyorum. Ulusal sağlık sistemimizi bir oluşturmamayı. Gittik oraya bir kayıt masası var. Kayıt olduk. İşte iki doktor artı altı araba kurtarmacıyız. İkisi Bursa'dan da araba kurtarmacılar. Tam kayıt olduk. Bir de diploma sonra yapmış bir şey yok. Yani ben doktorum ama hakikaten sorsa sen nasıl doktorsun? Kimlik yok üzerimde. Yani kimliğim yok zaten. Diplomam yok. Yani Allah kabul etsin deyip orada kayıt ettiler. Yani bu da çok saçma. Yani gidip adam. Sizin haber çıktı ya Çerkezköy'de. Pratisyen olduğunu söyleyen bir adam bir yıl acilde çalışmış. Su sorumlusu olduğunu söylemiş. Çocuk ihtisasını kazandığını falan söylemiş. Adam lise mezunu. Aynı pozisyon burada olmuştur diye düşünüyorum olabilir. O yüzden akredite edilmiş ekiplerle akredite edilmiş kişilerin çalışacağı bir yapı oluşturmak ve bunun küresel Sky sistemi oluşturma hedefiyle yapı kurulmuş. Ne oluyor bu yapı? Ne yapıyor? İşte afet durumlarında gidilen bölgelerdeki hizmet ihtiyacı olan kimselere standart hizmet veren, ne yapacağı belli bir görevlendirme, yani ne yapacağı belli olan demir komuta zincirinde çalışan, EMT sistemimiz masaya kayıt olan ve onların görevlendirdiği bölgeye gidip hizmet yapacak bir ekip olsun istemiyor. İşte ekipte kaç doktor var, kaç hemşire var, kaç sağlık memuru var, doğum yaptıracak mı, kaç yatak olacak mı, bunlardan bahsediyor. Yani benim standarttan belli olduğu günden bir ekibin kimden olacağını başlık masaya kaydedilecek ve gittiği zaman da bu yapacak. EMT'nin çalışması için o ülkenin yerel sağlık bakanlığının yardım çağrısında bulunması lazım. Filipinler o zaman bulunmuştu. Bizim yardıma ihtiyacımız vardı sağlık anlamında. Biz o yüzden gitmiştik. Şey mantığı da aynı, EMT mantığı da aynı. EMT'ye diyelim Ukrayna'da savaş var şu anda. Ukrayna Sağlık Bakanlığı sağlık için yardım talebinde bulunmadı. O anlamda EMT çağrısı olmadı ama diyelim ya işte Pakistan'da seri oldu ya ve Pakistan Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'ne bizim sağlık anlamında yardıma ihtiyacımız var derse Dünya Sağlık Örgütü bütün EMT'lerin olduğu bu yapıya diyor ki müsait olan kimler var? Biz de diyoruz tabii hemen ne diyeceğiz bu durumda? Biz hazırız diyeceğiz ve gideceğiz. Sistem böyle çalışıyor. Onlar çağırmadan EMT olarak gitmek mümkün değil. Şu solda bir şey cırt cırtlı şeyler var. EMT olarak görevi gidiyorsak onu takacağız. Değilse gitmeyeceğiz ama ekibin standart malzemeleri falan filan anlıyor. Şimdi bizim hikayemizle ilgili bir şey, EMT çalışmaları. 3 yıl kadar önce başlayan ön hazırlık var. Bilgilendirmeler, konuşmalar falan filan bittikten sonra geçen sene Ekim ayında başvuru yapılmış Dünya Sağlık Örgütü'ne. Biz akredite olmak istiyoruz diye. Onu yazı çizip son derece uzun. Bunlar yapılıyor. Belli bir süreden sonra mentor atandı. Soldaki başkanımız Mehmet abi, sağdaki de bizim mentorumuz Portekizli Nelson. Bu yazı çizişlerini onunla yapıyoruz. Yazıyoruz. O okuyor. İşte şu eksik oldu, bu eksik oldu, bunun gibilerine. Şu anda dokümantasyon içinde hastane kısmı ve işleyiş kısmı bitti. Su sistemi, tuval sistemi gibi şeyler yazıyoruz. Bittiği zaman da ona göre vereceğiz. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nde bir proje aldık. Malzemelerimizi o şekilde alıyoruz. Şimdi EMT'nin temelde 3 tane yapısı var. Tip 1, tip 2, tip 3. Tip 1 de kendi arasında hikaye ediyor. Mobil bir şey. Fiks olan. Yani mobil demek şu. Bizim 112'ler var ya, 112 gibi çalışan ambulansı veya herhangi bir araçla beraber bir bölgede çalışma yapıyor. Ya da motosikletle beraber ekiple gidiyorlar, istenilen bölgeler. Bir de bu hizmeti veriyorlar, gidiyorlar. Bir de biz de bunu yaptık aslında. Aldık hepatite aşısı yaptık, ikisinde sütür attık, kesiler vardı, pansumanla yaptık, hastaneye götürdük. Yani bunu yapıyorsun. Şey bu, hasta yatışı yok. Tip 1 fix bizim başvurduğumuz şey, günlük en az 3 hasta bakmayı taahhüt ediyoruz. 12 saat çalışacağız. Normal doğum yaptırmayacağız ama çıkında doğum gelirse yani acil bir doğum olursa o doğum yaptıracak ve demir olan çocuğuna bakım hizmeti verecek bir yapımız var olacak. Tip 2 yatak hizmeti de var. 24 saat hizmeti olan ve 20
yatak hizmeti veren bir yapısı olacak. Tip 3'te sadece dünyada İsrail'de Çin ordusunda var. Yoğun bakım hizmeti de verebiliyorlar bunlar sana da. Bir ürün anlaşma ekiplerle verecek hizmetler var. Biz aslında tip bir fix artı rehabilitasyon hizmeti vereceğiz. Yani fizikler hizmeti vereceğiz. Çünkü rehabilitasyon konusunda güçlüyüz. Yani bizim bak şeyimiz tip bir fix artı rehabilitasyon. Ne olacak? İşte bunlara söz etmeyeceğim. Yönetimde iki kişi var. Yani kim nerede çalışacak bunu biliyoruz. Kim nerede ne olacak biliyoruz. İşte ekipliğinde bir yönetimiz orada. Tiraj ve ihtiyarlarının acil bakım yapacak insanlar. Eczacımız olacak. Ayakta tedavi bana şu sağlığı verecek bir şey. Bir lojistik, sanitasyon işimiz var. Rehabilitasyon merkez ve gittiğimiz yerde de rehabilitasyon şey, güvenlik, efendime söyleyeyim, su, transfer, tercüme altı, metalma gibi yerelden de kişiler bu hizmeti satın alacağız. Yani bizim EMT ekibimiz 5 doktor, 10 hemşire afiyeti, 2 evde bir eczacı, 1 dokümantasyon medya sorumlusu, 5 fizyoterapist çalışanı, 5 lojistik gibi böyle gidiyor. Yani 29 kişi Türkiye'den gidecek, 42 kişi de şey, toplam 42 olacak, 13'te orada yer alacağız. Bu ekibi istediğimiz ekipten de değişiklik yapabiliriz ama sabit olan bir şey var. Kaç doktor varsa 2 katı şey olacak, yardım sağlık personeli olacak. Yani bunu 6'ya çıkartabiliriz. Ama bunu şöyle yapıyoruz. Bizim ekibimiz 5 diyorsak 5'tir, 6 diyorsak 6'dır. Yani yazdığımızı yapacağız. Yani önce diyeceğiz ki şunu yapacağız, bu yaptığımızı yazacağız, yaptığımızı ödeyeceğiz. Yani biz 5 kişiyiz de 6 kişi gidelim ya da 4 kişi gidelim şeklinde olmayacak. Sistem nasıl işliyor? Eğitim bu internet sayfasında şu adreste başvuru, gönüllü başvurular oluyor. Buradan gönüllü başvurumuzu alıyoruz. Daha sonra gönüllü başvurularına telefonla arıyoruz. Diyelim ki haftaya cumartesi mülakat yapmak istiyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar işte gönüllü başvurumuz var. Haftaya cumartesi saat 1'de saat 3'te mülakat yapacağız. Müsait misiniz? O da müsaitse geliyor. Müsait değilse bir sonraki mülakata katılacağım diyor. Yani telefon olarak bir gelip mülakata çağırıyoruz. 5 kişilik gruplar halinde görüşmeyi alıyoruz. Niye 5 kişilik gruplar halinde alıyoruz? İş görüşmesi yapmıyoruz. Yani biz çok bilen insanlar da değiliz ama bazı değerlerinde kriterlerinde insanlar kendi sorunlarını hissetmesini 5 kişiye alıyoruz. Biz de 5 kişi, 4 veya 5 kişi sabit sorular soruyoruz. Onlardan cevap oluyor. İşte bu EMT sunumunu bir benzeri orada yapıyoruz. Eğitim kısa bir tanıtımı yapıyoruz. Herkes aynı soru. Standart sabit sorularımız var. Bunları soruyoruz. Yani dokümentelediğimiz sorularımız var. EQ testi yapıyoruz. EQ testi duygusal zeka biliyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Bazen yani şu an gittiğimiz bölgeler artık bölüyorlar arkadaşlar. Mesela Taptoman'a gittiğimiz zaman 50 bin kişi ölmüş. İnsanın anası, babası, çocuğu, çocuğu ölmüş. İçini kaybetmiş, yaşını kaybetmiş. O insanlar ciddi bir psikolojik travma yaşıyorlar. Bunları anlamamız lazım. Ne yapacağız anladığında gülmeyeceğiz oğlum. Yani bu insanların ortasında kahkahalar atmayacağız. Gülücükler dağıtmayacağız. Yani. Tamam karalar bağlamayalım. Gittiğimizde çadırımıza gülelim, oturalım, muhabbet edelim ama o insanlar biraz açısından saygı duymamız lazım, onu anlamamız lazım. İkincisi de bazen bizim arkadaşlar da çok etkileniyor. Adam arasını kalkıp oturup ağlıyor. Biz oraya ağlamaya gitmedik. Hizmet etmeye gittik. Tam ağlayalım ama yani işimizi aksatmayacak bir koşulmamız lazım. Duygusal zekanın da bu anlamda çok katı olmaması ve çok da duygusal boyutta olmayan 30'un altı çok olsun istemiyor. 25'in altı olsun istemiyor. 70'te çıksın istemiyor. Onu da değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeden önce herkes tek tek değerlendiriyor. Bir şey yapacağım. Sonra komisyon oturuyor tekrar karar veriyor. Şu olsun, bu olsun, bu olmasın ilgilerinden. 85 puan almalarını istiyoruz. 10 puan ötere bir hakkımız var komisyon. Girenleri de arıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar ekibe dahil oluruz. Süreç böyle çalışıyor. Ondan bahsediyorum. İstanbul, Konya ve Diyarbakır'da mülakatlar yaptık. Bursa'da yapmadık. Niye? Çünkü başvuru sayımız az. Konya'da bu mülakatlar bittikten sonra ilk temel eğitimini verdik. 3 günlük bir temel eğitimimiz var. 30 günlük bir haberiyle. Gelecek hafta ben Diyarbakır'a gideceğim. Orada da temel eğitimini vereceğiz. Ocak'ta da İstanbul ve başkanlığı durumuna göre diğerleriyle de mülakat yapacağız. Hedefimiz 300 kişilik yararlı bir havuz oluşturmak. Malezya ekibiyle konuştuk. Onların 400 kişilik bir havuzu var. Biz ilk başta şunu düşünmüştük. İstanbul'dan bir ekip, işte Konya'dan, Diyarbakır'dan bir ekip olsun, 3 tane ekibimiz olsun ama bu çok reel değil çünkü ekip aldığımız insan, şimdi nihayetinde çalışacağız. 2 kişi çalışıyor, yanındaki arkadaşın annesi kanser, 2 ay rapor aldı. Gelemez yani o. Veya doğum yaptı, annesi hasta, apandisi patladı. Doğal olarak bir havuz oluşturup da o havuzdan haberleşmeyi sağlayacağız. Kim müsait diyeceğiz. İstanbul'daki seni bir ekip çıkartabiliriz. 25 kişi, 29 kişiyiz. 10-15 kişi İstanbul'dan müsait. Diğer arkadaşlar tamamlayıp sahibiyle çıkacağız arkadaşlar.
şey, biz verifikasyonu tamamlamaya gelecek içinde bizim bir planlıyoruz. Yani becerebilirsek Temmuz, Ağustos gibi bitirmeye, ama 2023'te bitecek inşallah. Ama bu süre zarfında da 3 kişilik ekipler oluşturacağız. Acil durumlarda sahaya ekipler üzere. Biri doktor olacak, ikisi de ADT, paramedik, işte sağlık memurları hemşire olacak. Örneğin Pakistan önlerinde Seroğlu'da da, büyük bir Seroğlu'da ekipler oraya gidecek, değerlendirme yapacaklar ve diyecekler ki bizim buraya gelmemiz faydalı. Şu bölgeye bir hastane kurabiliriz. Ekip gidecek. Çadırımızı, tuvalet sistemimize varıncaya kadar ilaçlarını da işte götüreceğiz arkadaşlar. Sağlıksız bir konu olmayacağız yani. Bu ekip gelip diyecek, ekip gidecek. Veya diyecek ekip tamamının gelmesine gerek yok. Burada şu anda kadın doğum hizmetinde çok fazla ihtiyaç var. Sadece şey gelsin, ebeveyn hemşire gelsin, kadın doğum hizmeti verelim. Ya da sadece poliklinik hizmeti vereceğiz, o gelsin. Ya da bu da bacaklar kurdu, depremde işte kıraş oldu, bacaklar kesildi, şu oldu, bunu rehabilitasyon ücreti vermemiz lazım, rehabilitasyon ücreti vermemiz lazım gibi ekipler oluşup sahibi onların raporuna göre hareket edeceğiz. Temel eğitim çok ayrıntıya girmiyor burada. Herkes önce temel eğitim alacak. 3 günlük bir eğitim. Yani 14 tane teorik konular var. Tatbikatlarımızla bunları yapacağız. Bu eğitimin sonunda insanlar şunu diyebilirler. Ya ben çok sevdim, geldim, eğitim sunumu dinledim, hoşuma gitti. Mülakata gittim, o da hoşuma gitti. Ama eğitim hoşuna gitmedi. Yok sen, benim bu bana uymaz diyebilir. Yani buna da saygı duyuyoruz. İnsanlar ayrılabilir bundan sonra. Yani bazen ben beyaz önlüğümü giyeceğim, ama ben sahaya falan çıkamam yani. Ben çadırda yatamam diyebilir insanlar. Yani onlar bu diyecek ki arkadaşlar biz gelmeyeceğiz. Ama devam edeceğiz diyen arkadaşlarla ikinci eğitim vereceğiz. Eğitim konularımız bunlar. Yani doğada giyimden, yangın söndürme tatbikatına varıncaya kadar şeylerimiz var. Hasta yaralı taşıma tehditlerinden, atellemeden, kampta kalınacak, çadır kurmaktan bu temel şeyleri anlatılıyor. Kıraçtır, tirajdır, KBR'dir, telsiz haberleşmeleri bunları anlatıyoruz. İşte bu Konya eğitiminde görüntülerimiz. U tipi salonlarda yapıyoruz eğitimleri. İşte çadır kurma, hasta yaralı paketleme, yangın söndürme, çünkü çadırda olacağız, yangın çıkabilir ve tabii bu bilgiler tamamen da sahibine yönelikti. Hayatta da kullanabileceğimiz şeyler bu bilgiler. İşte temel yaşam dizisi, bebekte, çocuklar ve ilişkinde onu da size veriyoruz. Bu bittikten sonra bir müddet sonra seyyar hastane yönetimi eğitimimiz olacak, yönetim eğitimimiz var. Mesela tiraja çalışan adam bazı ülkeler top genel olacak. Mesela etik değerler, güvenlik, bunlar herkes bilmesi gereken şeyler, bunlar herkes alacak. Ama acile çalışan biri için doğum halinde yapacak çok ilgili değil. Veya adam suç sisteminde çalışacak, teknisi. Ayrıca kadar bilmesi gerekiyor. Yani herkes çalışıyor dediğim gibi dokümantasyon yazıyoruz onlar. Onlar bilsin istiyoruz. Hastane nasıl çalışacak onları bilsin istiyoruz. Burada hastane kurmakla ilgili pratik bir eğitimimiz olacak. Sanal eğitimimiz olacak. Daha sonra sahaya çıkacağız. Biz zaten şu an malzeme alanlarına başladık. Çadırlarımız ve tıbbi malzememiz, ekipmanımızı alanlarına başladık. Muhtemelen Aralık ayının sonunda hepsini almış oluruz. Ondan sonra diyeceğiz ki hadi arkadaşlar malzemeyi alalım. Tuzla'da depomuz var. Biz 29 kişiyle beraber alıyoruz. 3 gün orada kalacağız. Bir gün kuracağız. Bir gün senaryo işleteceğiz. Bir günde toplayacağız diye. Bunu yapacağız. Hastane 3 aşağı 5 yukarı böyle. Yani şunlar çadırlarımız, tiracalarımız. Bu da sekreterde duracak. Ne kadar alan kaplıyor, varıncaya kadar çizimlerini yapıyoruz artık döküm olarak var. Yani neyi ne yaptığımızı, niye yaptığımızı adamlar istiyorlar. Biz de yazık, bu da kapasite geliştirici bir şey hakikaten. Böyle bir hastane kuracağız. Bu yaklaşık 997 metrekare. 42'ye 47 metrekare olan bir alan lazım bize burada. Bu İngiltere'deki ekibin verifikasyonu ile ilgili şey. Şimdi baksan içine malzeme koyacak. O malzemenin içinde ne var? Baksın ne var? Bunu biliyoruz. Çadırlar olacak. Şu bir banyo sistemi, değişik banyo sistemleri var. Şu suyumuz, ona su koyacağız. Şu da işte kloramadır, ilaçlamadır öyle bir şey. Bunun benzerlerini alacağız biz de. Soldakiler çadırlar, benzer çadırlar alıyoruz. İşte tuvalet benzerlerini alıyoruz. Ve sonuçta böyle bir şey kurmuş olacağız. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir hastane kurulmuş olacak. Sonra da bunu tekrarlayacağız. Şimdi buradan başvuru yapabilirsiniz. Bunu tekrar söyledikten sonra 3 tane şey anlatmak istiyorum size. Yani benim arkadaşım, ilk arkadaşım için yaşadığı 3 hafta. 2011 yılında biliyorsunuz Somali'de büyük başlık oldu. İnsanlar kilometrece yürüp Kenya'daki kamplara geldiler. Bizim arkadaşlardan bir tanesi gitmişti o kamplara. Tabii zayıf insanlar, su dağıtıyorsun, pirinç dağıtıyorsun.
Yaşlı bir teyze böyle zar zor yürüyor. Bizim arkadaş onu görünce işte yürüyor, 3-5 adım atıyor, bırakmıyor poşetini, 3-5 adım atıyor. Gitti yanına Arapça bir teyze demiş, nereye gidiyorsan yardım edeyim sana. Teyze de dik dik durdu, yani durdu ve dik dik baktı bana diyor. Sen Hristiyan mısın dedi. Anladım ki buraya gelen bütün beyazlar Hristiyan. Yok dedim ben Müslümanım. Müslüman mısın dedi. Yok dedim ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den geliyorum deyince poşeti bıraktı yere ikisini de. Şöyle yakama yapmıştı. Böyle beni şöyle sarsa. 100 yılda neredesiniz? Bizim gönüllülük hikayemiz bu arkadaşlar. 100 yılda neredeyiz? İşte artık bir sahaya çıkmaya başladık. Maddi gücümüz de var. Zihinsel olarak hazırız. Kapasitemiz de var. Dünya nereye gittik, birbirine eşitliğine anlamlı işler yaptık. Hakikaten çok büyük işler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Sağdayız. Bu anlamda hep beraber yapalım. Çağrısı aslında bizim sunumumuz. İkincisi, biz oraya sadece işte yardım ekipleri kumanyada şudur budur dağıtıyor. İşte biz de gidip işte muayene edeceğiz falan filan. İşte laf lafı açıyor. Ben Arakan kamplarındaydım Bangladeş'te. 102 yaşında bir amcayla tanıştım. Fotoğraf da çekildim ondan. 102 yaşında bir amcanın senin vereceğin parola ihtiyacı yok. Ama bizim onun yanına gitme ihtiyacımız var. İşte sadece şey ya parol vermiyoruz yani ya da serum takıyoruz ya da kumanya vermiyoruz bu insanlara. Başka bir şey veriyoruz. Etiyopya'ya gitmişti arkadaşlarımız. Harar bölgesinde bir yetimhane var. Oraya gidecekti ama tabii gidince bir daha Etiyopya'ya ne zaman geleceğiz diye şehirci bir gezelim istiyorlar. Olaylar olduğu için polis şehirse sokmuyor bizim arkadaşlar. Yetimhaneye gidelim diyorlar. Yetimhaneye yöneliyor arkadaşlar. Tabii yetimhane, yetimhane dedim böyle bina falan aklınıza gelmesin. Ben de bir sene sonra gitmiştim. 3 göz oda, bir ufak mutfağımsı bir şey var. 60 tane çocuk var orada. Yani 3 tane bir de düşün. Odada 60 tane çocuk var. En küçüğü 3 gün önce çöpten bulunan bir çocuk var. 3 günlük bebek. Yani 2-3 günlük olduğunu düşünür. Çöpten almış 3 gün önce. Tabii tabloyu görünce bizimkiler darmadağın oluyor. Ceplerinde bir 4000 dolara yakın bir para var. Hepsini veriyorlar. Bu yetimhane yöneticisi diyelim. Böyle resmi anlamda yöneticisi diyelim. Oraya işleten kadın. Kadın da parayı alınca önce bir ağlıyor, çok dua ediyor ve sonra şunu söylüyor. Siz Allah'ın bize gönderdiği yardım meleklerisiniz. Yani bu abartılı bir şey ifadesi olarak değerlendirilebilir. Ama bunu o kadar sık tekrarlıyor ki bizimkiler diyor ki abartmaya gerek yok yani biz Allah'ın yardım meleğiyiz. Trabzon'dan gelen yardım gönüllüleriz falan. Yok diyor. Niye böyle diyorsun diye soruyor arkadaşlar. Diyor ki bugün bu yetimhanede her şey bitti. Süt bitti, mama bitti, yiyecek bitti. Ben de şehre gideyim dedim. Tanıdığım insanlar var. Ya bize yardım edin, yani bağış yapın. Ya da borç verin. Bizlere para yardım yaparsak bu borcumuzu öderiz diye. Şehre girmek istedim. Ama diyor gösteriler olduğu için polis beni bırakmadı. Şehre çok zorladım. Giremedim ve geri döndüm. Dönerken dedim ki ya Rabbi benim zaten kendi 6 çocuğum var, eşim de var. Bu çocuklar benim yetimlerim değil. Senin yetimlerin. Yok mu yardım meleklerini göndersene. Tabi biz de bunu diyor şok olduk diyor. Yani o kadar o kadar sen bir dua etmiş, kalkmış Allah Trabzon'dan birilerine ta 3000-5000 kilometre yol, 10 saatlik karayollarına falan getirip yardım ettirmiş. Şey dedi ya hocam, biz bu yardım yaparsak biz sevap alırız. Biz yapmazsak Allah başkalarını gönderir. Ama yani sadece pirinç dağıtmıyorsunuz, arot tablet veriyorsunuz, pansuman yapmıyorsunuz. İşte oraya Allah'ın gönderdiği yardım melekleri olarak değerlendirilen bir ekipsiniz. Son olarak da Arakan'da, yani Myanmar'daki Arakan'da, orijinal Arakan'da benim yaşadığım bir şey anlatayım. Yani bu gönüllülük, yardım etme kısmında veren alan muhabbeti var ya, yani biz sanki verin eliz, onlar alan bir üstürük mantığında olmamamız için bunu söylüyorum. Şimdi gittik kamplara. Kamplarda Arakan, Myanmar'ın bir eyaleti. 14 tane şehir var. 12'sinde Müslüman var, ikisi de sadece Budist var. 12 tane şehrin 11'indeki bütün Müslümanları 3 tane kampa tıkmışlar. 3 şehrin etrafını kamplara tıkmışlar. Bizim gittiğimiz kamp başkentinin kampı var. 11 tane kamp var. Bir şey var. Kapıda polis askerler bekliyor kampın içinde. Öğleye kadar muayene yapıyoruz. Öğleden sonra gıda dağıtıyoruz. Ya da tersi yani. Yarın gün muayene, yarın gün işe. Pirinci koyduk böyle dağıtıyoruz. Böyle çömelmişim. Şimdi diyelim ailesi 5 kişi ise 5 ölçek. 6 kişi ise 6 ölçek gibi. Bizim salça kutuları var ya. Onun gibi kutularla böyle dolduruyoruz böyle şu kutuyla. Şimdi çubuk gibi bir şey var. Böyle siliyorum onu. Boşaltıyorum. Yani 3 hamle. Doldur, sil, boşalt. Bu işi yavaşlatıyor.
11 kamp var, bazı yerlerde kaç tane yerde şey yapacağız, kumaya dağıtacağız. Doldurup boşaltmaya başladım. Kuşum kaldırdım, ikinci hareketi kaldırdım, bir hız kazandırdım. Sonra tepeli tepeli koymaya başladım. Salça kuşu da tepeline kadar koyabiliriz, ne kadar fazla olursa 3 ölçek koysan 20 gram, işte 5 ölçek koysan en fazla 100 gram pirinç vereceğim. Ve bu adamlara nüfus 25 bin o kampta 75 bin 200 kişi üzerine Birleşmiş Milletler gıda dağıtıyor. 10 günde bir 75 üzerinden dağıtıyor. Şimdi yaptık, 100 gram falan ettik. Dağıttık ve gideceğiz. Daha da yoğuz oldu. 15 gün çalıştık. Bir müddet sonra bir adam geldi, şöyle omuzuma vurdu, bir şeyler söyledi. Dedim, ne diyor bu adam? Dedim, şey demiş, şu silme işini bırakmasın. Yani fazla vermesin. Ben dedim, gayet sakin bir adam fazla versen ne olacak yani? Ne dedi biliyor musunuz? Kardeşimin hakkı bana geçmesin. Ben 54 yaşındayım arkadaşlar. Yumruk yemiş gibi hissettim. Hayatımın en dramatik sahnesidir. Bu adam kim biliyor musun? Bu adam yani bunlar Arapanlar. 84 yılında vatandaşlık kanunuyla vatandaşlıktan çıkartılan adamlar. Aileleri falan katledilmiş. Bir kampa tıkılmış. Nüfus kağıdı yok. Bu adam diyor ki geleceği yok bu adam. Hiçbir şey yok. Bu adam kardeşimin hakkı bana geçmiş diyor. Yani anlamam için söylüyorum. Bugün kanun çıkıyor. Bursa doğumlular ve Bursa'daki Müslümanlar vatandaş değil. Bursalıların bütün vatandaşlığı gidiyor. Okullarınız gidiyor. Eviniz, arabanız varsa gidiyor. Bir evlilik varsa gidiyor. Ben Bursalı değilim. Ama Müslümanım ve Bursa'dayım da benim de gidiyor. Murat Hoca'nın profesörü, Mustafa'nın başhekimliği, Vedat'ın eczanesi gidiyor. Benim bir çocuğum Ankara'da, bir çocuğum Trabzon'da, ailem Trabzon'da. Ulaşım yok, belediye sınırı dışına çıkamıyoruz. En sonunda katlediyoruz, biz bir kampa tıkıyorlar. Daha da diyoruz ki kardeşim hakkı bana geçmesin. Ya o yüzden biz o insanlara yardım etmiyoruz aslında. Biz kendimize yardım ediyoruz. O yüzden arkadaşlar, Mustafa abim dediği gibi yani kumanya herkes dağıtır. Kusukun üstüne herkes açar. Ama bizim yaptığımız iş nitelikli bir iş. Sağlıkçılardan başka kimse yapamaz. Bunu beraber yapalım. Ve inanılmaz keyif alacaksınız. Yani şey, ya diyeceksin bütün dünya biz mi kurtaracağız? Çünkü biliyorum evet. Dünyayı kurtarmayacağız. Dünyayı değiştiremeyeceğiz. Bunu bilerek söylüyorum ki biz dünyayı değiştireceğiz. Deniz yıldız hikayesini bilirsiniz. Yani sahilde deniz kenarına vuran milyonlarca deniz yıldızı var. Adam geliyor, atıyor denize, atıyor. Diyor, ne yapıyorsun demiş. Demiş, baksana deniz yıldızını kurtarıyorum. Hangisini kurtaracaksın demiş. Neyi değiştirebilirsin ki bir tanesi alıp atıyor. Bak onunki değiştiriyor. Biz de dokunabildiğimiz herkese dokunmayı hedefleyerek çalışmalar yaparız diyor. Teşekkür ediyorum.